Bu adamın özelliği şu. Dünyanın en uzun yaşamış adamı. Resmi, tescilli dünyanın en uzun yaşayan adamı. Tam 160 sene yaşadı. Yani bu ne demek? Patlasanız da çatlasanız da 160 sene yani. Fazlası yok yani. Nihayetinde ölüm geliyor. 160 yıl. Şimdi sizi bu dünyanın en uzun yaşayan adamının yanına götüreceğim. Mezarına ve aynı zamanda bu zatın şahsında uzun yaşamanın sırlarını size tek tek anlatacağım. Uzun yaşamak istiyorsanız bizden ayrılmayın. Buyurun. İdris Tepesi'nden aşağı doğru, Eyüp Sultan Camii'ne doğru ilerliyoruz. Teleferikle çıktık. Az önce yukarıda Karyat Tekkesi'ni gördük. Aşağısında Kaşgari Tekkesi'ni gördük. Kahvehanenin önünden de geçtik. Bayağı bir aşağı indik. Necip Fazıl'ın, Mareşal Fevzi Çakmak'ın kabirlerini de ziyaret ettik. Şimdi tam Necip Fazıl'ın kabrinin önünden azıcık aşağı indik. Bakın birazcık daha ineceğiz aşağı. Orada tabelalar var bir sürü. Tabelaların oradan sağa gireceğiz. Girdiğimiz zaman bizi mezarlığın içinde kabirlerin arasında, hani ben size bakın şurası diye göstermezsem hayatta görmeyeceğiniz, dikkatinizi çekmeyecek bir mezar var. Kim yatıyor? Yani devlet başkanı mı? Askeri kanat komutanı mı? Ünlü bir kahraman mı? Tarihi bir sadrazam mı? Vezir mi? Hiçbiri değil. Garibanın biri. Yaşadığı dönemde döneminin en fakir insanlarından biri. Diyor ki ömrümün 60 yılı sadece yoğurt ekmekle geçindim diyor. Ömrümün 60 yılı sadece. Bu adamın özelliği şu. Dünyanın en uzun yaşamış adamı. Resmi, tescilli dünyanın en uzun yaşayan adamı. Tam 160 sene yaşadı. Yani bu ne demek? Patlasanız da çatlasanız da 160 sene yani. Fazlası yok yani. Nihayetinde ölüm geliyor. 160 yıl. Şimdi sizi bu dünyanın en uzun yaşayan adamının yanına götüreceğim, mezarına ve aynı zamanda bu zatın şahsında uzun yaşamanın sırlarını size tek tek anlatacağım. Uzun yaşamak istiyorsanız bizden ayrılmayın. Buyurun. Ha tamam, bu sırları anlatacağım ama bu anlatacağım şey yaşanır mı? Zor. Kilo vermenin yollarını hepimiz biliyoruz. Veremiyoruz. Neden? Gırtlağı tutmak meselesi yani. O tatlıyı gömmeyeceksin arkadaş. Ama insan da onu görünce ya diyor bunu da yiyeyim ondan sonra yemem diyor. Güme gidiyor iş. Yani bilmiyor değiliz, biliyoruz ama irade gösterme meselesi. Zaro Ağa, şu an mezarına gittiğimiz o gariban adam irade göstermiş. Nasıl? Fakirlikten. Buradan böyle bir şey mi çıkıyor acaba? Fakirlik ömrü uzatıyor. Zenginler erken ölüyormuş. Yani böyle bir durum çıkar mı bilmiyorum. Ama nihayetinde bu adamcağız hakikaten yokluk içinde yaşamış. Ama bu yokluk doğru beslendiği için ona fayda sağlamış. Şimdi bakın, Necip Fazıl'ın kabrinden bu yana yürüyoruz. Yürürken önümüze böyle bir ara geldi. Bu gördüğünüz aradan içeri giriyoruz. Bakın geldik. Şurada belli belirsiz bir tane taş var. Görüyor musunuz? Burada yazıyor. Ne yazıyor? 160 yaşında vefat eden tarihi Zaro Ağa diyor. Ve şurada bir ok var. İncecik. O ok bize işte şu gördüğünüz mezar taşını gösteriyor. Yeşil mezar taşını. Fesli. Üzerinde Bitlisli diye yazıyor. Bitlisli. Şemsi Ağa oğlu 160 yaşında ölen Zaro Ağa'nın ruhuna Fatiha diyor. Vefat yılı 1934. Yani Atatürk'ün vefatından, teşekkür ederim. Atatürk'ün vefatından tam 4 sene önce vefat etmiş Zaro Ağa.
doğum tarihi %100 bilinmiyor. Ya düşünün. Ama neyi biliyoruz? Zaro Ağa'nın çok genç, 17-18 yaşından itibaren çalıştığı inşaatları biliyoruz. Beylerbeyi Sarayı'nın inşaatında çalışmış. Ortaköy Camii'nin inşaatında çalışmış. Dolmabahçe Sarayı'nın inşaatında çalışmış. Bitlis'te doğmuş. Bitlis'teki bir Kürt ailenin çocuğu Zaro Ağa. Tabii yokluk had safhada, sıkıntılar var. Normalde biz İstanbul'a göçün 1950'lerden sonra olduğunu biliyorduk ama o yıllarda da göçler oluyormuş. 1700'lerin sonunda doğuyor, 1934'te ölüyor. 160 sene. Yani 10 küsur Osmanlı padişahı görüyor. Nice savaş görüyor. İstanbul'a geliyor, ne yapar? Yani neyle uğraşır? Gencecik, delikanlı, para yok, imkanlar yok. Amelelik yapıyor, inşaat ameleliği. O dönemde işte Boğaz'ın kıyısında 2. Mahmut dönemi, Sultan Abdülmecit dönemi, Sultan Abdülaziz dönemi ciddi inşaatlar var ve buralarda çalışıyor. Çünkü o dönemler artık yaşı ilerlemiş, ustalaşmış, aranan bir adam olmuş inşaat sektöründe. Ama müteahhit falan değil, amele yani. Son derece fakir, yoksul. Tabii yaşı yüzü geçip de hala güçlü kuvvetli olunca dikkat çekmeye başlıyor. 120 yaşındayken fark ediliyor. Fark ediliyor. 2. Abdülhamit Han döneminde yaşı o günlerde artık 120 civarı. İstanbul'da Sanayi Nefise Mektebi kuruluyor. Hatta geçen hafta bugün benim müzeler turum vardı. İstanbul müzelerini gezerken o müze turunda arkeoloji müzesine gittik. Siz vardınız o turda. Arkeoloji müzesinin böyle bahçesinden girer girmez solda antik dönem Hitit Frigilidye eserlerinin olduğu bir binaya girdik. O bina Asar-ı Atika Müzesi'ydi. Asar-ı Atika Müzesi'nde vazife yaptı Zaro Ağa. Diyeceksin nasıl ya? Cahil bir insan nasıl vazife yaptı? Hem de Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde. Şöyle, Abdülhamit Han bu okulu kurduruyor. O arkeoloji müzesinin bahçesine. Kızlı erkekli öğrenciler ayrı ayrı sınıflarda eğitim görüyorlar. Tabii yabancı hocalar da var. Yabancı hocalardan bir ressam hoca, ecnebi öğretmen tutturuyor. Ben diyor bu kız öğrencilere nü resim yaptıracağım diyor. Yani çıplak bir adam oturacak karşılarına. Beline bir peştemal bağlamış. O oturan adamın adalelerini, o kas kıvrımlarını falan çizecekler. İyi de yıl 1890'lar. Yani o günün dünyasında yani tamamen kızların olduğu bir sınıfa yarı çıplak bir adamı hamamda oturan gibi peştemalli bir adamı oturtmak çok abes. Bunu kimse kabul etmez. Ama adam da bir tutturuyor illa olacak illa olacak. Diyorlar ne yapalım edelim. En son diyorlar ki tamam yapalım. Bir erkek model bulalım. Ama bu erkek modeli öyle bir model bulalım ki yaşlı olsun. Hani elektrik melektrik hiç olmasın diyor yani o derece. Diyorlar ya yaşlı adam kim? Zaro Ağa var 120 yaşını geçmiş. Buluyorlar sınıfta kızlar. Zaro Ağa'ya da çok ciddi para teklif ediliyor. Adam aç, muhtaç. Ama yani o rezalet de kabul ediyor. Para güzel. Peştemali bir güzel sarıyor adam. Gidiyor kızların karşısına oturuyor. Ve bu işi sadece bir gün yapıyor. Bir gün. O gün akşam bırakıyor işi. Diyorlar ki ya para da güzeldi. Zaro Ağa ne yaptın? Niye bıraktın? Hatta oradaki Kürt şivesiyle o çok tatlı söylüyor onu. Diyor ki böyle rezil iş olmaz. Bakirler dururlar, bakirler dururlar. Böyle kızlar böyle rezil iş olmaz. Yapmam ben bunu diyor. Ve kabul etmiyor Zaro Ağa. Zaro Ağa 130 yaşını geçtikten sonra Amerikalılar fark ediyor. Artık Cumhuriyet Türkiye'sine girmişiz. Osmanlı'nın sonu Cumhuriyet'in ilk yılları. Ve çok üzücü onu Amerika'ya götürüyorlar. Maalesef biz onun arkasında durmuyoruz. Devlet olarak onu sahip çıksaydık, onu muhafaza etseydik, o Türkiye'nin bir markası yani. Türkiye'nin en yaşlı adamı, dünyanın en yaşlı adamı. Amerikalılar yani 140 yaşına doğru onu Amerika'ya götürüyorlar. Maalesef sirklerde şovlara, gösterilere katıyorlar. Yarı çıplak kızlarla beraber o 140 yaşındaki adam çıkarılıyor. Halka Amerikalıları biliyorsunuz işte her şeyi şova vuran tipler. Arz ediyorlar işte çok güçlüyüm, 140 yaşındayım ama hala gencim. Bakın yanımda kimler var falan böyle çirkin çirkin mevzular. Hatta Zaro Ağa hastaneye kaldırılmış artık ölüm döşeğinde. Yanına gazeteciler gelmiş. Gazetecilerden biri başucunda bir tane çekmecesine kitap görüyor. Bu nedir diye soruyor. Amerikalılar verdi. Bu çok kıymetli bir kitap. Bunu bana sakla dediler diyor. Ne olduğunu bilmiyor. Okuma yazması yok. Gazeteci bir bakmış İncil. Düşünebiliyor musun? Ya bu kadar sahip çıkmamışız.
Başucunda ölürken Kur'an olması lazım. Müslüman bir adam bu yani nihayetinde. Ama bilmiyor. Okuma yazması yok. Cehalet. Adamlar İncil'i bu çok kıymetli bir eser diye vermişler. O da ne olduğunu bilmeden saklamış onu yıllarca yani. Maalesef. Zaroa nihayetinde emri hak vaki oluyor ve vefat ediyor. Öldüğü zaman 1934 yılında profesörler onu inceliyorlar. Cenazesini. Bakılıyor. Böbrekleri dışında hiçbir problem yok. Sapasağlam buluyorlar. Yani böbrek yetmezliği olmasa daha yıllarca yaşayacakmış. Ve hayattayken de çok sormuşlar. Gazeteciler son dönem röportajları var. Diyorlar ki bu uzun ve sağlıklı ömrü neye borçlusun? Diyor ki bilmiyorum diyor. Ama ömrümün 60 yılı fakirlikten sadece yoğurt ekmek yiyerek geçti diyor. Yoğurt ve ekmek. Bir de diyor o gün para bulursam yanına diyor 2 diş sarımsak koyardım. O benim zenginliğimdi diyor. Yoğurt ve sarımsak. İşte size ölümsüzlüğün sırrı. Ölümsüzlük diye bir şey yok da uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı diyelim yani. Nihayet 160'tan sonrası gidiyor yani. Ve Zaroa'nın cenazesi. Çocukları var. Çocukların yarıdan çoğu ölmüş zaten. Torunları var. Torunlarının torunları var. Torunlarının torunlarının torunları var. Yani 160 yıl. Sadece yüzlerce insan yakın akrabaları. Öyle bir ciddi kalabalık toplanıyor. Ve torununun torununun torunu olan 80 yaşlarında bir teyze yöreye özel zılgıt çekerek ağıt yakıyor. Ah dedem, ah dedem dünyasına doyamadan gitti diyor.